8. Sınıf LGS Çalışma Kitabı Sözel Cevapları. Sayfa 455 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf LGS Çalışma Kitabı Sözel Cevapları. Sayfa 45.512. Gazeteci, polisiye roman türünde oldukça başarılısınız. Yazar, hikayeme uygun polisiye olayları kendim kurguluyorum. Teknik ayrıntılar için adli tıp raporlarından ve gazete haberlerinden yararlanıyorum. Bazen polis kaynaklarına geçmiş olayları da inceliyorum. Gazeteci, yazar, hiç kimsenin yazarken kendini kısıtlamasından yana değilim. Ama benim için vicdanım, yazarlığımdan önce geliyor. Çünkü ben aynı zamanda bir babayım, torun sahibiyim ve arkadaşlarım var. Ben, suçluyu özendirici olmaktan uzak duruyorum. Bu konuşmada boş bırakılan yerlere düşüncenin akışına göre sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Romanlarınızı kurgularken yaşanmış olaylara ve gerçek kaynaklara başvuruyor musunuz? Eserlerinizde karakterlerin psikolojisini iyi yansıttığınız biliniyor. Bu başarıyı neye borçlusunuz? B. Polisiye roman yazarken teknik ayrıntılar ne kadar önemlidir? Gençler bazen suçluların dünyasından etkilenip onlara özenebiliyor. Bu durum, yazarken sizi kısıtlıyor mu? C. Romanlarınızı yazarken nasıl bir yöntem izliyorsunuz? Polisiye romanlarda çoğu zaman suçlular kahramanlaştırılıyor. Siz de romanlarınızda kahraman suçlular yaratıyor musunuz? D. Polisiye roman yazarları için konu ve kaynak bulmak zor mudur? Sanatçıların eserlerini yazarken yakın çevresindeki kişi ve olaylardan etkilendikleri biliniyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Cevap, C. 13. Kekova, bu yaz tatilinde gezdiğim koylar içinde en güzel olanıydı. Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır? A. Bu yaz tatilinde gezdiğim Kekova kadar güzel bir koy yok. B. Bu yaz tatilinde gezdiğim koylardan hiçbiri, Kekova kadar güzel değildi. C. Kekova, bu yaz tatilinde gezdiğim tek güzel koydu. D. Kekova, bu yaz tatilinde gezdiğim en güzel koylardan biriydi. Cevap, B. 14. Ü, misafirler gittikten sonra babası bulaşıkları, annesi de evi süpürdü. 2. İlk gençlik yıllarında okunan kitaplar unutulmaz, bu yüzden hep saklarız. 3. Önümüze çıkan bütün engelleri aşarak bugünlere gelindi. 4. Spora gidecek çocuklar için biraz zeytin, peynir biraz da yumurta haşladım. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde aynı tür anlatım bozukluğu vardır? A. IV 2 B. IV 4 C. 2 ve 3 D. 3 ve 4 Cevap B. LGS Çalışma Kitabı, 8. Sınıf Türkçe, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, sayfa 455 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.